Eyvallah. Şimdi bir ara konu, o da şu. Dün ben bu konuda bir tweet atmıştım. Bugün bu olay devam ediyor. Mesela Cumhuriyet'tir, Sözcü'dür, KRT'dir, T24'tür falan filan. Bana saldırıyorlar. Ama dün Cumhuriyet manşet attı. Ne oluyor CHP'de diye, CHP karıştı diye. O başka. Hayır, bu şey İBB ile ilgili. Ha, yok, ben başka bir konu açtım. Tamam. Şimdi, hadise şu. Bu az önce zikrettiğim Oda TV vesaire falan birkaç gündür bir kampanya başlattılar. Şimdi adalet yok, adalet yok, adalet yok diyorlardı. Şimdi de bilinçli, seçilmiş, konuşturulmuş tiplere et yiyemiyoruz, et yiyemiyoruz, et yiyemiyoruz. Ha, çok güzel ya, onu gördüm ya Turgay. Şimdi gördün değil mi videoyu? Ya Turgay, ben soyunasım var şu anda. Evet. Yani benim pazarlar, ben et yiyorum ama de, yani. Bana acı, bana acı, sana bana acırlar. Tamam mı? Sana bana acırlar. Hilkat garibesi derler bize. Arkadaşın ses tonundan bile aslında bir boğayı bile götürdüğünü... Götürdüğünü görsün. Şimdi çok güzel, bugün çok güzel. Başka yerlerde de konuşmuş. Çok güzel. Diyor ki ya ben et yemiyorum demedim. İşte iki hafta yiyorum, üçüncü hafta yiyemiyorum diyor. Zaten öyle olması lazım ki sağlıklı olsun. Sağlıklı olsun. Ara vermek gerekiyor. Üç gün yiyorum, bir gün yemiyorum falan filan diyor. Neyse. Zaten her gün et başka bir şey daha söylüyor. Diyor ki ya diyor ben diyor işte... 2005 model arabaya binmek zorunda mıyım diyor. Ben de diyor şu araba yani şöyle çalışıyorum, böyle çalışıyorum ama diyor diyelim ki lüks bir arabaya binemiyorum diyor. Nasıl ya? Türkiye'de alnının teriyle çalışıp lüks bir arabaya binemeyen milyonlarca insan var. Almanya'da da var, Fransa'da da var, Japonya'da da var, Amerika'da da var. Değil mi? Dünyanın her yerinde canının her istediğini yapamayan şeyler. Neyse bu önemli değil ama önemli olan şu. Öyle bir yerden algı operasyonu çekmeye başladılar ki et yiyemiyoruz. Et yiyemiyoruz. Sporcu kollar böyle benim iki kolumu yan yana getir. İki de Hasan'ınkini yanına koy. Arkadaşın böyle pazuları var. Ya çok güzel. Protein manyağı olmuş. Acayip yakalamışsın. Tamam. Onu gördüm. Ama şu anda beni Cumhuriyet Gazetesi şu bu linç ediyor, tamam mı? Yandaş yazar işte... Et yemiyorum. Heh, bak, şu arkadaş evet. Bu arkadaş et yemiyormuş. Beni şu anda bir operasyon olduğu için, tek merkezli bir operasyon olduğu için şu anda ya nasıl et yemiyorsun? Protein manyağı olmuş vücudun dedim diye işte bir kirli bir operasyon çekiyorlar dedim diye linç kampanyası başlattılar bana. Orada, alışığız bunlar. Aynen bu, mesela. Bu alışıksın da hayır. Biliyorsun hani şamurat izi kalsın meselesi tabii. Var ya. Tabii. Yani bir şekilde onu bir yere böyle sana bir çizik atıyor. Bir şey yapıyor altını. Turgay oraya ama bu yalancılardan çok arttı. Eski bir kaldır karşıyı. Eski sen anlasın evet. Eski bir sporcu mu diyeyim yoksa bir sporcu eskisi mi diyeyim? Olarak şu kaslar sadece et yemiyor. Aynı zamanda peynir altı tozu bilmem ne bir sürü destek ürünleri de yiyor. Yani şu kaslar. Hani doktor hastayı kapıdan girerken görünce ne hastası olduğunu anlar mı? İşte biz de öyle şimdi. Aha yesin. Gerçi o zararlı şeyleri yemesin ayrıca. Onu da söyleyeyim. Yani kendisi yiyorsa bir şey diyemiyorum da onlar çok zararlı yemesin. Kendisini perişan edecek bir. İkincisi CHP'li arkadaşlar sahip çıktılar bu arkadaşa. Hele bir tane söyle bir sahip çıktık. Ona ben şöyle cevap verdim. Yani çay. Gördüm. Çay. Gördün mü? Gördüm ya. Ya çaycılık yap abi. Çaycılık yap. Köşeyi dön. 15-20 tane apartmanın olur. Bilmem kaç tane katın yatın olur. Ömer'e bir görüntü ondan de attım. Sonra hiçbirinde de gözümüz yok ayrıca. Hiçbirinde gözümüz tabii yok. Tabii tabii. Helalinden kazanarak. Ama yalan olsun. Söyleme kardeşim. Niye yalan söylüyorsun ya? O biliyorsun ya. Pandemi sürecinde bir eve CHP'liler sözüm ona yardım götürmüşler de kaç gündür yemek yemiyoruz falan diye evet, ağlayan. Evet, i̇şte evet, o tiplerden. Evet. Şimdi o yüzden iğrenç şeyler ya. Buradan iyi lüks insanlara. Sen lüks arabaya biniyor musun Turgay? Ya, biniyorum, alıyorum, geziyorum, tozuyorum, özel bir sektörde çalışıyorum falan filan. Yani hayır ya bilmiyorsun kardeşim. O ayrı mevzu da bunun önemi ne? Binsem ne olur? Bak şöyle bir şey söyleyeyim, altını çizeyim. Benim gönlüm istiyor ki herkes zengin olsun. Ben de olayım. Benim gönlüm istiyor ki herkes istediğine ulaşsın. Benim ama bu ne AK Parti'nin, ne CHP'nin, ne Trump'ın, ne
Macron'un ne Putin'in iki senedir etkilemedik kimse. Şimdi bak. Elindeki bugün, sigaranın markası bugün, ne? Bugün ikinci keşke ya, söylemeyin markasını. Söylemeyelim. Elinde sigara bugünkü, var ya, onu göstermeseydik keşke ya. O yani ağzına götürmedik. Neyse görünmüyor da tamam ha, neyse. Ha. Evet. Şimdi bakın. Bu da bugün çıktı. Yine Oda TV menşeydi bir haber. Bak. Bu İki senedir etkilemedik kimsenin değil. Haberi var mı? Deminki başkaydı. Biliyorum biliyorum. Deminki çok özür diliyorum. Şu başlıkla verilmişti. Köpek gibi çalışıyorum, et yiyemiyorum. Evet. O demin puzzle arkadaş. O puzzle arkadaşın giydiği tişörtün markasını buzlayarak buzlayarak tekrar koyarlar mı arkadaşım? Gerek yok biliyoruz. Yok yok. Televizyon söyleyelim izleyici. Ama buzlasınlar ki reklam olmasın. Timsah. Şimdi yani timsah mı? Timsah. Öyle mi? Ya evet. Ha. Yani o arkadaş giydiği tişörtte yani, mi? Evet, ya hayır o, Ömer bir dakika. Giydiği tişörtü giymese onunla kaç kilo yeterir değil mi? Evet. Ha, evet. Tamam. Şimdi ben bir şey daha. Dur Turgay. Senin önemli bir şey söylüyorsun. Tam yeri geldi. Dur sen sakin bak, ol. Olay ne biliyor musun? Mesela ben o tişörtlerden onlardan almıyorum. Bak onlar alacak param var. Onlar alacak param var. Her sene her yaz ne zamansa onlardan 10 tane 20 tane 50 tane alabilirim. Almıyorum. Niye biliyor musun? Günah olduğunu düşünüyorum. Tamam. O şeyleri, o parayı vermeni... Ben sana çok daha başka bir şey söyleyeyim. Mustafa Şen. Sen ya da Hasan Öztürk sen ya da Ahmet Kekeş sen. Diyelim ki o tişörtten hatta daha iyisini giyiyorsun. Daha iyi telefon kullanıyorsun. Hiç sorun yok. Helal niye size, niye bir sorun olsun ki? Yani yandaş olduğun için mi sorun oluyor yani? Yani... Görüyorsun bak. Öbür arkadaşların yandaş değiller ama birinin 10 milyonluk villası var, öbürünün 5 milyonluk villası var, benimkinin bilmem yatı arkadaş, var, kullanıyor. Arkadaşlar, tamam. Şimdi sonra dönüyorlar, şu propagandayı yapıyorlar. Şimdi bak, bu sitenin sahibinin, yani beni linç etmeye kalkanlar falan, bu sitenin sahibinin bir çeşmede bir bilmem ne. İki etilerde, bak. İki tane kaçak. Bak, İzmir'de, yani İzmir Çeşme'de bir tane şey var, evi var, biliyorsun. Villası yani. Ya villası var, kaçak. İki etilerde inşaat izni olmadığı halde ben tamirat yapıyorum diye başlayıp acayip bir şekilde yaptığı bir villa var. Bunu da sabah karşısında haberleştirdi. Şimdi puzzle arkadaşı verin, yayınlamayacağım. Ya bu o puzzle arkadaşın göğsünü verin. Bu arkadaş diyor ki, ben Aleviyim diyor. Tövbe ya. Eyvallah Alevi. Tamam oğul. Yani oğul sen yanlış anladın tövbe ya dedi. Yok yok konuyla alakası yok, ne var? Yok yok ne alakası var? Et yiyemiyorum ben. Yani. Şimdi bunu bu arkadaş şu kapak yapmışlar. Ben et diyorum Hasan'ım. İsmim Hasan. Ne olacak şimdi? Yandın sen abi. Evet. Benim de babam Hasan. Ya falan. Hüseyin şimdi, de var. Haydar da var. Hasan Öztürk buraya çok dikkat et. Ali'miz de var. Kesme. Alevi genç diye kapak yapmışlar. Bunu videoyu öyle döndürüyorlar. Yazık. Tüm Alevi kardeşlerime selam olsun. Buraya koydum. Diyor ki camiye gidiyorum huzur bulamıyorum. Kesme. Kesmeyeceğim camiye ama. Camiye gidiyorum huzur bulamıyorum diyor. 2 Temmuz Sivas olaylarında unutma. Kebap mebap muhabbetleri sırasında çıktı bu. Geleceğim. Yani alçak herifler. Şimdi diyor ki camiye gidiyorum huzur bulamıyorum diyor. Tamam bulma. Bulma. Bak bu başka bir şey. Bir videoda bunlar var. Hepsini. Camiye gidiyorum huzur bulamıyorum. Niye diyor birbirimizle diyor kavga ediyoruz diyor. Alevi camiye gelsin, camideki cemevine gitsin. Ne olur ki diyor. Tamam. Devam ediyorum. Diyor ki annem diyor bu mesela STV diyor Fethullah Gülen'in kanalı diyor. Annem diyor bana diyor hep onu izletirdi diyor. Allah Allah. Hı? Hı? Oturmuyor. Hiçbir şey oturmuyor. Hep onu izletirdi diyor. Ben diyor seyreden o şeyde sır kapısı bilmem ne vesaire falan bunları seyreden. Bu arkadaşın tişörtü timsah değil abi ya. Değilmiş tamam. Daha başka bir şey. Başka bir şey. Şimdi mesele şu. Bu arkadaş ekonomik olarak güçsüz olabilir. Bunun altını çiziyorum. Burada bir problem yok. Ama ben kirli operasyon derken bu arkadaşı değil... Köpek gibi çalışıyorum, et yiyemiyorum'u kocaman verip, şu haline bakmayıp, kocaman verip, Oda TV'ye diyorum kirli operasyon doğru diye. Bu bir. Anladım. İkincisi,
Bu arkadaş. Bu adam da kullanılmaya çok müsait bir arkadaş. Evet. Kirli operasyonda. Evet. Şimdi hani bu müftünün karısı mı, sahte karının, pardon, sahte müftünün karısı mı? Sahte müftünün sahte karısının nedir olduğu gibi bir şey yani. Biraz karının müftüsü gibi. Evet. Peki nereden biliyorum? Bir gün aradan sonra bu mesele gündeme geldi diye. Bak, sahte Alevi de olabilir belki. Çünkü eline, diline, beline sahip oldular Alevi'lik. Evet. Yani Hacı Bektaş, Hünkar Hacı Bektaş Veli'nin yani makalatını okurlarsa görürler onu. Evet. Şimdi niye kirli operasyon demişim? Bugün ikinci bir haber, ver onu. Yine tedavide sokuldu. Versene Ömerciğim. İki yıldır et yeme. O mu? İki senedir et yemedik, kimsenin haberi var mı diyor. Bunun röportajını dinliyorum. Diyor ki ben diyor inşaatta çalışıyorum. Doğrudur, bilmiyorum, bir ithamım yok. 10 tane çocuğu var galiba, 10 nüfusa bakıyorum diyor. Tamam. Şimdi dünyanın hiçbir yerinde tek başına bir kişinin 10 nüfusa bakıp da, bak 10 nüfustan bahsediyoruz ya, 10 nüfusa bakıp da eğer babadan kalmış bir şeyi yoksa, eğer fabrikası, hanları, hamamları yoksa, bir babanın 10 nüfusa bakması dünyanın her yerinde zordur. Zordur. Ama Türkiye gibi bir ülkede 2 yıl boyunca et yememezlik olmaz. Çünkü kurban bayramları vardır ve biz fakire, fukara, garibe, gurbaya mutlaka evine bir şekilde o kurban payını da götürürüz. Evet. Ama diyelim ki yiyemiyor. Bunu bir köşeye koyalım. Diyelim ki yiyemiyor. Ama bu değil ki. Yani bir tane toplumdan bir şey bulup, evet bu ülkede ekonomik sıkıntı çeken aileler var. Ya fakir fukara tabii ki evet, var ya. Evet bu ülkede keşke fakir olmasın fukara dedi, var. Keşke olmasın, keşke olmasa. Dün de vardı, bugün de var, yarın da olacak. Aynı. Almanya'da da var, Fransa'da var, Fransa'da da var. Git Amerika'ya homelessları görürsün her yerde. Mesele şu, bir kirli operasyon başlattılar. Başlattılar. Adalet, o yürümedi. Şimdi bu sefer et, bak, et yemiyoruz, et yemiyoruz, et yemiyoruz. Ben bir şey daha söyleyeyim. Şu anda tamamen molaya gitmemiz. Yok dur söyleyeyim. Tamamen muhalif olarak duran Karar Gazetesi'nde yazıyor arka sayfada Akif Bekir'in bir dönem yaptığı araştırma ve üzerine yazdığı yazıyı hatırlıyorum. Bununla çok ilgili. Hemen söylemedim. TÜSİAD, MÜSİAD ve işte efendim Türkiye'deki sermaye değişimi var mı yok mu diye yazılar yazıyordu hatırlıyorum. Ve sonuç şu, TÜSİAD daha zengin. Yani bunlar şunu getiriyorlar. 18-19 yıllık AK Parti iktidarında işte bir takım çevreleri zengin ettiler. İnsanlar fakirleşti. Bunlar kendine cukka. Hayır kardeşim. Hayır. Rakamsal yani, söyle. Evet, Aydın 100'se... Doğan sizin döneminizde Sayın Başbakanım sizin döneminizde bir 5 katı kazandım diyendir ya. Aydın Doğan Tayyip Erdoğan'ın yüzüne söyledi bunu. TÜSİAD 100'se diğer suçladığı 1'dir. 1. Ya 3 falan işte aynı. 3 olsun. Oran aynıdır. Hayır oran aynıdır. Hatta TÜSİAD daha büyümüş hala. Büyümüş. Dolayısıyla yani adamın biri koronada sokağa çıkma yasağı var, sahillere çıkma yasağı var, sahile 60 bisikletini, spor bisikletini, spor yapıyor. Millet de üstüne yürüyor. Diyor ki ya sokağa çıkmak yasak, fakirlere yasak diye zenginlere değil mi? Burası benim evimin bahçesi diyor. Tamam. Burası benim evimin bahçesi diyor. Reklam. Evet yeniden birlikteyiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi şunu söyleyeyim. T24, Cumhuriyet, KRT, Bir Gün, bilmem ne falan. Hepsi aynı anda tırnak içerisinde yandaş yazar et yemiyorum diyen, beslenemeyen vatandaşı hedef gösterdi diye bir. Başlıkta fabrikasyon. Başlıkta fabrikasyon gördün. Güzel. Çok hepsi iyi aynı yerden böyle bir saldırı başlatmışlar. Tamam mı? Çünkü fabrika ürünü. Fabrika ürünü. Hepsi aynı yerden. Burası da 2 senedir et yemiyoruz. Kimsenin haberi var mı? Öbürü de işte köpek gibi çalışıyorum. Et yemiyorum. Şimdi bu et meselesi çok dramatik algılanabilecek bir mesele. Yiyemeyen vardır. Ekonomik sıkıntı çeken insanlar var. Bunları görmüyor muyuz? Bilmiyor muyuz? Dünyanın her yerinde var. Ama Türkiye dünyanın en iyi sosyal devletlerinden biri değil mi Mustafa Şen? Şimdi ben tam da orayı konuşalım isterim. Zira Emin Pazarcı'ya da soracağım.
Eyvallah. Şimdi fakir insanımız yok mu bu memlekette? Var tabii ki. Nereden biliyoruz? Resmi kayıtlar da var en azından. Yani hiç yoksa resmi kayıtlarda. Valilikler, kaymakamlıklar. Evet. Ama bütün muhtarlıklar, valilikler ve bütün belediyeler ama belediyelerden önce belediyeler bunu yapıyorlar sağ olsunlar. Ama asıl görev kaymakamlıklardadır, muhtarlıklardadır ve valiliklerdedir. Devletin bununla ilgili vakfı vardır. Kaymakamlıklar bünyesinde kaymakamlığının başkanıdır. Her ilçedeki fakirler tespit ediliyor, edilecek, listelenecek, kayıt altına alınacak. Hatta şöyle, onlara düzenli olarak yardım ediliyor. Düzenli olarak yardım, maddi yardım ediliyor. Artı şu pandemi sürecinde hatırlayınız, Aile Bakanlığı şu kadar milyon kişiye şu kadar bin lira verildi, toplumda şu kadar milyar dedi. Şey oydu işte, hani herkes diyor ya bana da ver, bize de ver filan diye dedi birileri. Hükümet yetkilileri de spor arabaya binenler bile müracaat ettiler. Evet, evet, evet. Şu kadar kişiye verildi. Bunlar devletin kayıtlarında var. Onlara zaten düzenli olarak yardım ediliyor. Şimdi de öncelikle onlara verilecek dediği vatandaşlarımız bu vatandaşlarımız. Şimdi eğer lafayı kestim. Ahmet Davutoğlu bu gerçeklerin tümünü bile bile bunun üzerine siyaset bina ediyor. Allah yakışmaz böyle bir şey yani. Yakışmaz. Kendisi o partinin mensubuydu. İl başkanlarının, belediye başkanlarının vesaire AK Partili yetkililerin fakir fukara için ne yaptığını senden benden hepimizden daha iyi bilecek. Şöyle altında imzası durumda olması lazım. Var, vardır. Var. Başbakan yani olarak var. Her şey olarak var. Yok, başbakan olarak az önce söylediğim şeyin altında zaten bütün başbakanların imzası var. Çünkü hayır, sosyal yardım danışma vakfı başbakanlığa bağlı. Diyelim ki bunlar yoktu. Diyelim ki fakir fukara vardı. Şimdi ve diyelim ki bu AK Parti'nin sorunu. Tamam, Ahmet Davutoğlu başbakanken bu sorunu çözememiş. Nokta. Evet. Hayır. Hadi diyelim çözemedi, yetmedi, gücü çözemedi. Büyük problemdi. Ama şöyle bir şey var. O vakfın bağlı olduğu kurum başbakanlıktır tepede. Şimdi Cumhurbaşkanlığı. Dolayısıyla Sayın Davutoğlu'nun orada imzası var. İnkar edilemez bir şeydir. Yakışmaz böyle bir şey. Şimdi diyeceğim şu. Birinci resimde gördüğümüz arkadaş o kapsamda mıdır değil midir onu bilmiyorum. Ama ikinci fotoğraftaki arkadaş eğer gerçekten 10 çocuğa bakıyorsa, onlara bakmak zorunda bakarken zorlanıyorsa. Ya diyor ki. Çok basit bir şey. Birincisi diyor ki. Arabam var ama diyor, klimasını açamıyorum diyor. Arabam var ama klimasını açamıyorum. Çünkü benzin sarfiyatı artıyor diyor. İkinci resimdeki arkadaş kaç yaşında tahminen? 45-50 yaşlarında ikincisi. Yok, diyeceğim şey şu arkadaşlar. Bunun bir sürü şey tartışılabilir de. Ya basit bir şey, basit bir uygulama var Türkiye'de ve çok etkili. Basit ama çok etkili. Gidiyorsunuz muhtara, bu kadar. Ve siz devletin korumasına alınıyorsunuz. Yani mali olarak size yardım edin. Muhtara gidiyorsunuz. Oradan kaymakamlığa gidiyor sizin. Geliriniz, gideriniz, neyiniz var? Çoluğunuz, çocuğunuz, bakmak zorunda kaldıklarınız, eviniz, evinizdeki eşyanıza, evinize bakılıyor, ediliyor. Bunların hepsi de kimseye göstermeden, afişe etmeden yapılıyor. Kaymakamlıkların listesine giriyorsunuz. Olur, onlar da makarnacı diyorlar. Kaymakamlar bunu yapmak zorunda. Kaymakamların görevleri arasında bu. Üzerinde valilik, üzerinde İçişleri Bakanlığı ve şimdi Cumhurbaşkanlığı. Şimdi bir saniye. Bu kadar. Tamam. Şimdi bu arkadaş diyor ki, ben diyor kaliteli kıyafetler giymek istiyorum ama giyemiyorum diyor. 2005 değil, 2020 model arabaya binmek istiyorum ama binemiyorum diyor. Arabamda klimamı açamıyorum diyor. Klimamı aç. Ben diyor 3+1 evde oturmak istiyorum diyor. Oturamıyorum diyor. Bunu yapmayanlar da niye ayaklanmıyor diyor. Yani şimdi niye ayaklanmıyor diyor. Bak şimdi. Kendisini 3+1 evde oturanla kıyaslayarak diyor ki ben de 3+1 evde oturmak istiyorum diyor. Bekar. Daha yeni evlenecek. İkincisi diyor ki ben de diyor 2020 model arabaya binmek istiyorum. Şimdi bunun sonu var mı? Ben de şunu demek istiyorum. Ben de bu ülkenin en zengini gibi Porsche, bilmem Hasan Ötük sen daha iyi bilirsin. Marka söyleme. Hayır şey tamam. İtalyan ve Alman spor arabalarına binmek istiyorum. Yok, bohçaya binmek istiyorum. Bohçaya binmek istiyorum. Mesela ney? O demin bahsettiğim iş adamı
Şurada Boğaz'da bir yalıda oturuyor mesela. Bahçesi de sahil. Öyle bir evde oturmak istiyorum. Ya bu, lanet olsun bu hükümete. Bu çocuğu, ben o evde oturamıyorum. Bizim ailelerimiz ve okulda aldığımız ilk eğitimlerden bir sürü ayağını yorganına göre uzat diye öğretirler. Yani herkesin bir sınırı vardır. Herkesin, ama herkesin, yani dünyanın en zengin adamı kimse bile, onun bile sınırı vardır. Ve o sınırlar içerisinde yaşar insanlar. Bir de ne yapmışlar Hasan Öztürk? Demin o meseleyi açtım, yarım kaldı. Mesela camide huzur bulamıyorum diyor. Konuyla ne alakası var bilmiyorum. Şimdi camide huzur bulamıyorum meselesi... Kiliseye git. Bak. Havraya git. Gidiyorum diyor. Tamam git işte. Ben kiliselere ibadet ediyorum diyor. Tamam git. Camide de ibadet ediyorum diyor. Böyle şeyler söylüyor. İstediğin yere git. Şimdi... İstersen müze olarak Ayasofya'ya git, istersen cami olarak Ayasofya'ya git. Benim bu konuyla ilgili... İster bilet alarak Ayasofya'ya git, istersen abdest alarak Ayasofya camiine git. Evet. Benim bu konuyla ilgili attığım tweette bir tek kelime Alevi ifadesi yok. Ama şimdi almışlar. Alevi olduğu için böyle yapıyorlar. İşte ortada benim attığım tweet. Ne Alevi var, ne şu var, ne bu var. Bak ne diyorum ya, bir Hasan olarak söylüyorum ben bunu da. Şimdi dolayısıyla... Alimiz de var, Haydar'ımız da var. Dolayısıyla kirli operasyon dedim ya, hala devam ettiriyorlar bu kirli operasyonu. Ve tek bir merkezden düğmeye basılıyor. Bir anda işte T24, Evrensel, bilmem Cumhuriyet, şu su, bu su falan başlıyorlar algı yönetmeye. Bir tek başlıyor, hareketler. Fabrika başlıyor çalışmaya. Emin Pazarcı'yı orada beklettik. Bu konuyla ilgili yorum olacaktır. Evet, Turgay Güler. Bir garip bir durumla karşı karşıya. Şimdi bakın, sefa seviyesinin çok tam daha yüksek olması gerektiğini söylüyor değil mi? Yapamıyorum diyor ve halkı tahrik ediyor. Şimdi bakın, ben vali çocuğuyum. Evlendiğim zaman, ilk evlendiğimde kaloriferli evden çıktım. Keçiören'de 2+1 giriş kat sobalı bir evde yaşadım. Ve ben de o zamanlar maaşım son derece düşüktü. Ben de et almadım evime. Ve çok ilginçtir, kömür alamadığım için mesela soğukta kaldığım zamanlar oldu. Hatta Ankara'da Sulahan var, alışverişi oradan yapardım ki 3 kuruş daha ucuz olsun diye. Şimdi bunlar doğal şeyler, bunların üzerinden ben niye bunu yapamıyorum? Dur bakalım, çalış, çabala. Yap ama işte ben klimamı çalıştıramıyorum. Şimdi ben çalıştım, uğraştım. 2 katlı evim var ama ben evimin bütün ışıklarını açmıyorum. Ben de tasarruf yapıyorum. Yani böyle bir hayat yok. Ve böyle isyan ederek, bilmem ne yaparak böyle bir hayatı elde etmek de mümkün değil. Bunlar maalesef kirletiyorlar ve her türlü tahriki yapıyorlar. Toplumun bütün sinir uçlarına dokunuyorlar ama aklı selim vatandaşlarımız var bizim ve yani kimse de bunlar gibi düşünmüyor. Mesela benim hiç arabam yok biliyor musunuz? Müessese bir araba vermiş, benim şahsi arabam da yok. Alsam da herhalde 2020 model bir araba almayacağım, elden düşme bir araba alacağım. Ve ben buna bakarak çok fazla çalışmış, 24 saat koşturmuş bir insanım. Yani bunlar eldekilerle yetinmiyorlar ve sürekli olarak insanları tahrik ediyorlar. Ve Türkiye, şunu biliyorum ki ben çocukluğumda yamalı pantolonlarla 30 tane 40 tane yamalı pantolonlu insanlar vardı. İnsanlar gerçekten aç bir ilaçtı. Her geçen sene, her geçen gün bu gelişimi ben gördüm. Yani düne göre bugün insanlarımız çok daha iyi ama bunlar kirletmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Bütün meseleleri işte Tayyip Erdoğan iktidarı ama o Tayyip Erdoğan işte dünyada parmakla gösteriliyor ve Türkiye'yi işte Yunan gazeteleri alın, açın okuyun. 2023 hedeflerine ulaştırmak için bütün hızıyla devam ediyor diyor ve Türkiye giderek süper bir güç haline gelecek bölgesinde şeklinde değerlendirme yapıyorlar. Ve işte bununla birlikte ne olacak? Bununla birlikte hepimizin refah seviyesi biraz daha artacak ama refah seviyemiz artacak diye biz herhalde har vurup harman savurmayacağız. Şimdi aynı zihniyet, bakın biraz önce saydım T24 Cumhuriyet. Önümüzde Kurban Bayramı var. Bunlar kurbanla da savaşmaya başlayacaklar. Hani insanlar et yiyemiyordu, biz kurbanları keseceğiz. Başladılar. Yani, başladı da kurban kesmek şaman adetidir diye başladılar. Çünkü tabii devam ediyorum. Çünkü nedir? Kirletmek bunların amaçları. Şimdi bir Müslüman zekat hesabı yaptığı zaman, zekat vermekten bahsettiği zaman, sadaka gibi meseleler ortaya çıktığı zaman bunları da kirletmeye çalışıyorlar. Yani bunların maksadı üzüm yemek falan değil. Bunlar bal gibi
bağcı dövmeye çalışıyorlar. Bu milletin değerleriyle mücadele ediyorlar. Bu milletle kavga ediyorlar ve Türkiye Cumhuriyeti'nin maalesef temellerini sarsmaya çalışıyorlar. Yani ben bunları iyi niyetli yaklaşımlar olarak falan görmüyorum. Bunlar tamamen kışkırtmadır. Bunlar tamamen fakir edebiyatıdır. Bunlar tamamen ülkeyi kirletir. Algı operasyonu. Elbette var. Bizim ülkemizde sıkıntılı insanlar var ve ben de bu sıkıntılı insanlardan biriydim geçmişte. Ben de yaşadım aynı şeyleri. Ben de memur çocuğuydum. En yüksek memur olmasına rağmen aynı sıkıntılardan geçtik. Çalıştım, çabaladım. İşte bir takım şeylere sahip oldum. Gökten bunlar istiyorlar ki armut pişsin, ağzıma düşsün ya da gökten bir takım şeyler zembinleyinsin. Çok fazla çaba göstermeden de biz her şeye sahip olalım. Yok böyle bir ülke. Dünyada böyle bir ülke yok. İşte senin de dediğin gibi algı operasyonları ve tahrikle milleti kışırtmaya çalışıyorlar. Bunun başka bir izahı yok. Eyvallah. Şimdi bu konuyla ilgili stüdyoda var mı burada? Ya diyeceğim şey şu. Bu arkadaş önce şu mülakat vermiş oldu ya da işte yayınları, kendi konuşmalarını kendisini yayınlanmış olduğu gazete ise gazete, televizyonsa televizyon, onların patronlarına bir baksın. Ne diyorsa onlara desin. Hı hı. Yani sana bana demesin. Hasan abi hiç demesin. Zaten Hasan abinin adı Hasan. Değil mi? Hasan ya. Aynen öyle. Yani. Bana da bir şey demesin. Benim de rahmetli kardeşimin adı Ali. Yani anlatabiliyor muyum? Yeğenimin adı da Hüseyin. O arkadaşın gerçekten kim olduğunu merak etmeye başladım. Yani böyle durumda. Yani bir gerçekten diyelim ki belli daha gelir düzeyi düşük insanlarımızın yaşadığı semt birinde mi yaşıyor? Gerçekten diyelim işte köpek gibi çalışıyor mu? Gerçekten Alevi mi? Bak çok dikkatimi çekiyor çünkü Aleviyim diyor ya. Yani anlamıyorum. Hayır, eline diline beline sahip olabilen bir adam mı? Sen bu ifadeyi kullanınca onlar başka türlü değerlendiriyorlar. Ondan sonra hayır anlıyorum ben seni anlıyorum. Hani gerçekten bir bakmak lazım. Bu arkadaş veya mesela bağlansın yayına da anlatsın bize bir şeyler. Ben çok merak ediyorum. Çünkü niye? Hatırlarsanız Kemal Bey, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bir gün grup toplantısında bir görüntü paylaşmıştı. Bir çöpünden ekmek almaya mı çalışıyor bir kadın? Halbuki köpekleri besliyormuş. Ya yani sokak köpeklerini kendileri besliyormuş. Tepindi üzerinde işte böyle Türkiye var bu 20 Kadın Sedef Akkebe'ye vereceğim deyince sustu. Evet yani işte bu bir örnekliktir falan diye yani tiyatral bir şeye dönüştürdüler. Şimdi bu arkadaşı da iyi bir hani fakirlik oynayabilen bir tiyatro sanatçısı olarak mı buldular? Onun için soruyorum bunları. Şimdi ben şu soruyu sormak zorundayım. Diyelim ki hiç olmazsa kostümü iyi yapsalar değil mi? Yani? Tamam. Ben bu kurumda maaşlı bir personelim. İşçiyim, emekçiyim. Bu kurum bana şu kadar maaş veriyor. Benim ederim bu kadar. Verdiği maaş kadar. Ha bana kalsa onun 5 katını da hak ediyorum Hasan Öztürk. Aynen öyle. Evet. Bana kalsa 10 katını da hak ediyorum. Ama bana kalsa diye bir şey değil. Ben 25 yıldır bu kurumdayım. AK Parti yokken de ben bu kurumdaydım. Ahmet Kigeç. Sen AK Parti yandın. Pardon. AK Parti senin yandaşın. AK Parti benim yandaşım. Tabii. Çünkü ben buraya 95 yılında başladım. Şu televizyona 95 yılında başladım. Hala buradayım. 95'te AK Parti iktidar değildi. Hayır, yoktu ki. Yoktu da. 2002'de var. Ben nerede duruyorsam hep aynı yerde duruyorum. Döneyim başa. Ben de isterim bugünkü kazandığımın 5 katını kazanmak. Ama bu nasıl olacak? Yani çıkıp röportaj versem ve bugün CHP iktidarda olsa desem ki ben de senin gibi Audi A8'e binmek istiyorum. Marka vermeyelim. Ya unutuyorum. Neyse. Herkes başka bir niyetle vermedim. Sözümü geri aldım. Ben de senin gibi şöyle bir arabaya binmek istiyorum desem. Ben de dönsem falanca iş adamına desem ki ben de senin gibi yalıda oturmak istiyorum. Lanet olsun bu iktidara, bu hükümete. İnsan Audi olabilir. Audi olur tabii canım. Yani uçana çok insan var. Audi olabilir. Evet. Audi yani. Dönelim oraya. Diyelim ki siz bankada memursunuz. Alacağınız maaş skalası bellidir. Siz bir inşaatta yönetmeniz Pörtlü belki onun
1000 katı değil mi? Ya 10.000 katı yani, yani elinden geçen. Şimdi ne olacak? Düşünsene bankada kasada duran bir hanımefendi memurun akşama kadar elinden geçen para onun 7 ceddine yeter. Böyle geçip gidiyor ama hiçbiri senin değil. Veriyorsun, alıyorsun bilmem ne. Sen ay başına gidiyorsun şu kadar bir para veriyorlar sana. Bir inşaatta çalışan işçinin kazandığı para bellidir. İnşaat işçisinin. Yani niye kendini bu kadar zorluyorsun? Şu yüzden ya? Benim anlatmaya çalıştığım hadise, yahu şundan emin olsam ki, diyelim ki bu arkadaşların istediği iktidar CHP iktidarı ya, CHP iktidara gelecek, herkes 2020 model lüks bir arabaya binecek, herkesin 3+1 evi olacak, tamam mı? Diyecekler ki 20 sene sonra olur. Yok ya, geldin. Bir yılda enkaz edebiyatı yapmaya başladın İstanbul'da sen. Altında giyecek pantolonu kalmaz o çocuğun. CHP iktidara gelsin. Evet. 20 yıl Allah göstermesin iktidarda kalsın. İşte biz oradan geldiğimiz için bugünün kıymetini biliyoruz. Onun altına giyecek pantolonu olmaz ama eğer gerçekten dediği gibi fakirse, yetmiyorsa, çalıştığı yetmiyorsa. Diyor ki ben diyor spor yapmak istiyorum. Yani şeye gitmek istiyorum, spor salonlarına gidiyorum diyor ama sonra da vazgeçiyor, spor yapmak istiyorum. Bunun için de para lazım diyor. Şimdi bunların hepsi Hasan abinin o dikkat çektiği mesele çok mühim. Bana biraz tiyatral bir şey gibi geliyor. Ama gösterdim iki tane üst üste. Eyvallah. Bir başkası da et yiyemiyorum, bu da et yiyemiyorum. Evet, evet. Et yiyemiyorum, şeyi başlattılar, bir, furyası. Evet, evet. Tiyatral, bu, özellikle bu çocuk çok fazla tiyatral geliyor bununkisi ama... Bu arkadaş nerede yaşıyor söyleyeyim mi? Buyurun. İzmir'de. İzmir'in nerede? İzmir. Turgay söylesene İzmir'de yaşadın ya. İzmirli sen et yemez ki ya. Otçuldur onlar. Akdeniz. Hayır Akdeniz ya İzmir'de yemekler ottur. Yani çok güzel zeytinyağlı. Tamam mı? Müthiştir. Çok sağlıklı. Hele bir börülce yaparlar. Bununla övünülür ki. Övünmekte de son derece. Ya sen niye baştan söylemedin? Söyledim. Ya bu adam İzmirliyse bu et yemeyilmez ama ki. Ama İzmir yani İzmirliler şey... abicim balıkçıdır. Bak balık yerler. Çok, çok güzel. Sağlıklı. Çok sağlıklı. İkincisi otçuldur. Yani otun en vahi çeşidini. Evet bilirim. Ben zeytinyağlı yemekler yaparlar. Enfestir. Bakın çok yani şimdi sen bunu doğudaki insanlarımız bu, mesela bak, etsiz hiçbir şey yemezler. Ben korkuyorum. Batıdaki insanlar özellikle İzmirliler, işte Egeliler de zeytinyağsız böyle otlar olmadan yemezler. Hasan Öztürk ben korkuyorum. Senin bu sözlerin bir maksatla söylüyorsun. Şuradan kesecekler. Ya vallahi doğru söylüyorum. Hayır doğru söylüyorsun. Gerçeği da. Söylüyorum ya. Bak, ve böyle bu da güzel bir şey. Yani ben İzmir'de yaşadım. Tamam da. Yıllarca yaşadım. Turgay senin dediğini dün İhsan Aktaş'a yaptılar. Yani hayır söyle bir şey söyleyeyim. İhsan Aktaş'a yaptılar. Diyor ki şöyle düşünülüyordu yerel seçimden sonra. CHP'nin oyları 30'a vuracak. AK Parti 30'a düşecek. Filan diyorlardı. Şimdi bu buraya alıyorlar. Aşağısında şöyle söylüyor İhsan Aktaş. Fakat diyor öyle olmadı. Heh. Ne AK Parti dramatik olarak düştü ne de CHP 30'a çıktı. Yani yapıyorlar. Benim, bana burayı da yaptılar. Aldılar, verdiler. Tunda Özkan yaptı bana da. Aynısı. Ben Hürriyet Gazetesi'nin ne eleştiriyorum? Sen oraya bir logo koyarak, Mustafa Kemal'in süliyetini koyarak Türkiye Türklerinde diyerek milliyetçilik yapamazsın diyorum. Tunca Özkan orayı alıyor diyor ki Hasan Öztürk Mustafa Kemal'e kelle dedi. Hatırlıyor musun tarzını? Yani. Neyse. Ama şunu söylüyorum. İzmir'in zenginleri zaten ot yer. Yani çünkü o bir kültürdür kardeşim ya. Yani İzmir'de sadece İzmir için söylemiyorum. Ege'de beslenme alışkanlığı, yeme alışkanlığı envai çeşit sebzedir. Sebze, balık ve zeytinyağı. Yani çok sağlıklı. İnsanlar giderler pazarlarda köylülerin getirdiği dağ otlarından falan da toplar. Yani sadece bildiğimiz işte atıyorum yani pırasadır, ıspanaktır, börülcedir değil. Dağ otları vardır. Birçok çeşit ve onun muazzam salatalarını yaparlar zeytinyağıyla ve o otla beslenir Egeliler. Yani bu da şeref duruyor. Yani zengin yemeğidir aynı zamanda. Zengin yemeğidir. Malatya. Doğu'da da etle beslenir. Hayır, Doğu'da da zenginler. Yani Malatya mutfağında bulgur da vardır mesela. Yoğunlukla bulgur da vardır. Et vardır. Hep işte et, bulgur. Yani bizde de hamur vardır. Sizde de hamur. Bizde yok ama. Bizde de ne et yaparlar? Evet. Turgay bizde de hamur vardır. Çok et az. Falan nerede? Diyelim ki hamur. Bildiğin hamuru keserler. Tamam mı? Adı da hamurdur zaten. Onu da atarlar suyu, haşlarlar. Buyur yederler. Ve insanlar sen tabak böyle deyince diyor yani ki, makarna değil bu. Tok açın, hamur. Tok açın halinden ne anlar? Tuzunuz kuru beyler falan.
benim şu anda ne kadar aç olduğumu bilemezsiniz. Biliyorsunuz bak, ben Hasan, aç şey kalarak söyledi, hayatta kalıyorum. Aklıma düşürdü. Allah şu anda işte. Eşitsizlik de kültürle alakalı bir şey. Güzel. Yani bu zaviyede de bakmamız lazım. Sen gene yayın yönetmenliği yaptın, hı-hı, bir gazetede. Hı-hı. Ben yaptım. Evet. Hasan Öztürk hala hazırda gene yayın yönetmeni. Şimdi sen ve ben gene yayın yönetmenliğinden ayrıldığımızda ne aldık? Bize bir şey verdiler mi? Hayır. Vermediler. Ne verecekler? Kurumu teşekkür ederiz, bu kadar, bitti. Ama İzmirli, kahramanlardan yetişmiş İzmirli. Ama o arkadaşın mahallesinde başka türlü oluyor bu işler. Mesela Umur Talo yönetmenlikten ayrıldı. Aydın Bey tarafında bir villayla ödüllendirildi. Aynı şekilde Derya Sazak Genel Yayın Müdürlüğü'nden ayrıldı. Aynı şekilde villayla ödüllendirildi. Az önce ismi geçen Mehmet Y. Yılmaz. O da aynı şekilde villayla ödüllendirildi. Şimdi bu bir bakış, bir kültür farkı. O mahallede bu işler böyle dönüyor. Bu mahallede böyle dönüyor. Bazıları az kazanıyor, bazıları çok kazanıyor. Bazıları 3+1'de oturuyor, bazıları 1+1'de oturuyor. Yani bu kültürel, sınıfsal bir durum da aynı zamanda. Bu arkadaşımız 20 yaşında. Evet, 20. 40 yaşındaki 20, evet, halini bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Ne olacak? Nereye gidecek? Tabii. Yani 20 yani yaşında bir... Yani bunun için halkı sokağa dökmek. Yani bize bir, ikimize bir şey vermediler. Ayaklanmalı millet diyor. Ha bak, ikimize bir şey vermediler. Halkı sokağa dökelim o zaman. Ha. Yani bu derece mantıksız bir şey. Bir de 20 yaşındasın. Daha önünde... Yani ben... Ahmet Kekeç çok doğru bir şey söyledi, Turgay Güler. Hı hı. Bunlar ne bekliyorlar biliyor musunuz? Geçmişte Bestekar sokakta biz gazetecilik yaparken Tuncay Özkan'ın ailesi, annesi, babası orada bir dükkan işletirdi. O dükkandan da biz gider sandviç alırdık, küçük bir yer. Ve sıkıntılardan bahsederlerdi, mali sıkıntılardan. İşte o mali sıkıntılardan bahseden ailenin oğlu Tuncay Özkan daha sonra bir televizyon sahibi oldu. İşte bunlar böyle zıplamak istiyorlar. Nasıl zıpladı onu da bilemiyorum. Ama zıplamak istiyorlar. Bunu istiyorlar. Ama böyle bir şey de mümkün değil. Yani herkes de bunu yapamaz. Bütün mesele burada herhalde. Bir anda her şeye sahip olmak ve çok şeye sahip olmak istiyorlar. Yani sıkıntılı bir ailenin çocuğu televizyon sahibi olabiliyor. Bunlar bunu istiyorlar ama bunlar mucize. Yani bunlar çalışarak olmaz. Zannediyorum hayalleri bu. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.